Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. rahim ve ahdı ve salat ve selam ala nabiye bade. Değerli arkadaşlar, modern Arapça dersimizde Auf Arapça ders serisini takip ediyorduk. İkinci kitaptayız, dördüncü üniteye geldik. Değerli arkadaşlar, aksamı sebayı biliyoruz. Temelde biz fiilleri sahih ve muatel olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Sahih fiiller kendi arasında sahih salim. Ne demek sahih salim? Evet, sahih salim fiil ne demek arkadaşlar? Hem kök harflerinde fael aynel lamel fiilinde hem vav elif bulundurmayacak hem de şedde ve efendim hemze bulundurmayacak. Peki. Mudaf fiiller neydi? Birinci nütemiz. O da sahih grubundaydı. İllet harf yok ama tekrar eden harf var değil mi? Medde gibi, adde gibi, tarra gibi arkadaşlar. Peki, sahih grubun üçüncüsü neydi? Sahih salim dedik, sahih müdaaf dedik. Peki üçüncüsü neydi arkadaşlar? Mehmuzdu. O da kök harflerinden birinde fael, aynel veya lamel fiilinde hemze bulundurandı. Değil mi? Ekele gibi mesela mehmuzul fa. Seele gibi mehmuzul ayn. Kara'e gibi mehmuzul lam. Peki. Sahih salim. Sahih mudaf. Sahih mehmuz. Peki. Mu'tel. Bunun alt grubunda kaç tane var arkadaşlar? Mu'telin tanımı neydi? Kök harflerinden birinde efendim illet harflerinden birisi bulunan veya ikisi bulunandı. İkisi bulunan da var çünkü. Ondan ne peki sırayla? Misal. Başında bulunursa misal fiil. Ortasında bulunursa ecvef fiil. Sonunda bulunursa nakıs fiil. iki tane bulunursa lefif fiil. Bu iki tane tabi başta ve sonda bulunursa lefifi mefruk. Aynel ve lamel fiilinde bulunursa lefifi makrun diyorduk. Peki bugünkü konumuz hangisi? Üçüncü ünitemiz misal fiillerdi. Dördüncü ünitemiz ne? Ecvef fiiller. Ecvef. Peki neden ecvef denmiş arkadaşlar? Neden ecvef denmiş? Cevf. Ecvef. Ne demek? İçi boş demek arkadaşlar. İçi boş. Nasıl? Mesela ecvef fiilden bir tane örnek verelim. Kale. Evet. Bu ikinci harf olduğu için ortası boş manasında illet tarifi olduğu için hareke alamadığı için buna ecvef denmiş. Ecvef denmesinin sebebi bu arkadaşlar. Peki arkadaşlar illet tarifleri 3 demiştik. Vav, ya, elif. Şunu hemen söyleyeyim. Elif kesinlikle arkadaşlar fa el fiilde, aynel fiilde, lamel fiilde bulunmaz. Hocam ne diyorsun sen? Nasıl bulunmaz? İşte bulunmuş ya. Bak bu elif değil mi? Evet Elif. Ben şunu demek istedim arkadaşlar. Elif asli olarak buralarda bulunmaz. Neyden dönüşmüş olarak bulunur? Hangi harflerden dönüşmüş olarak bulunur arkadaşlar? Hadi bakalım. Şimdi illet harfleri üçtü. Vav, ya, elif. Ama elif müstakil olarak kesinlikle bulunmaz. Hocam nasıl bulunmaz? Buraya yazdın ya. Yazdık ama buna cevap olarak deriz ki arkadaşlar. Bunlar Elif olarak görürüz ama orada bir kandırmaca vardır. Orada bir hanislasyon vardır. Tamam mı? Yani onların aslı ya Vav'dır ya Elif'tir. Neymiş arkadaşım? Ya Vav ya Elif. Peki. Peki. Şimdi devam ediyoruz. Gale dedik. Aslı ya Vav'dır dedik ya Elif'tir dedik. Peki ben nereden anlayacağım? Bunun aslı Vav mıdır Elif midir? Nereden anlayacağım? Ne Elif'i Maksura gibi miydi? Rukiye tam sorunu anlayamadım. Ya Muzari'den ya da Mastar'dan. Bazen Muzari'sinde ortaya çıkar. Bazen Mastar'ında ortaya çıkar. Mesela Gale'nin Muzari'sine gidelim. Yeku Yekulü Evet. Şimdi bu Elif'in aslının vav mı yağ mı olduğu ortaya çıktı mı? Elif'in aslının vav mı yağ mı olduğu ortaya çıktı mı arkadaşlar? çıktı. Peki aslı vavsa bize ne ya ise bize ne mi diyeceğiz? Tabii ki hayır. Eğer aslı vavsa ecvefi vavi diyoruz. Aslı ya ise ecvefi ya i diyoruz. Mesela bir tane daha örnek verelim arkadaşlar. Kale yekulu bunun emri de kul geliyor mesela kul. Kale yekulu kul. Peki. Şöyle bir örnek verelim arkadaşlar. Sera. Hocam sen demiştin ki Elif kesinlikle fa el fiilde, ayn el fiilde, lam fiilde bulunmaz. E burada bulunmuş. Söylediklerinizle çelişiyor musunuz? Dese bir arkadaşımız. Benim yerime nasıl savunursunuz arkadaşlar onu? Nasıl bir savunma yaparız? Evet Rukiye sorun vardı. Daha sonra mı soracaksın sorunu? Evet bir aslını öğren de gel. <laughs> evet Ayşe. Çok, çok ağır mı oldu? Evet. Öyle demeyelim de aslına bakalım diyelim. Değil mi? Aslına gideriz. Seara müzarisine gelir arkadaşlar. Harfi elif maksur olunca aslında elif oluyordu. Onun için sordum hocam. Evet. Ya müzarisine gideceğiz ya mastarına gideceğiz. Seara Muzarisine gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Nasıl gelir muzarisi? Sera Yesiru Yesiru Emli Sir Sera Yesiru Peki bu bize yetti mi? Bu bize yetti mi arkadaşlar? Yesiru Evet O Elif Vav'dan mı dönüşmüş? Yağ'dan mı dönüşmüş? Tabii ki yağdan dönüşmüş. Peki. Gale'ye ne dedik? ecvefi vavi. Peki Sara'ya ne diyeceğiz? Sara'ya ne diyeceğiz? Ejvefi yai diyeceğiz. Bir de arkadaşlar bunun aslı gavel'eydi. Gavel'e. Gavel'e. Gavel'e'den gale nasıl oldu? Şöyle bir kuralımız var vav harfi illet mutacik. Ne demek harfi illet mutacik? Vav illet harfi harekeli. Ma kabli. Ma kabli ne demekti? Bugün yine sabah dersimizde geçti. Kendinden önceki meftuh yani fetalanmış olduğunda vav'ı elife çeviririz gal olur. Bu işlemi biz ne diyoruz arkadaşlar bu dönüşüm işlemine? Hani nahivde en önemli meselemiz neydi? İrab'tı değil mi? Hani hatta demiştik ki İrab bilen nahi öğrenmiş oluyor. İlal bilen de sarfı öğrenmiş oluyor. Evet. Kalp etmek ama genel adı ilal. Genel adı neymiş? İ'lal. İl Peki. Bunu eski usuldeki ifadeyle şöyle yapabiliriz. Kale aslında kavle idi. Vav harfi illet mutarcik ma meftuh vavı elife kalbettik, ettik kale oldu. Hatta üç dilde söylerler bunu. Gale oldu. Gale Sara. Gale Şot. Oldu Türkçe, yani Osmanlıca. Efendim, Sara Arapça, Şot Farsça. Tamam. Peki, mesela. Sara aslında Seyara idi. Seyara. Seyera. Ya harfillet mütacik, mağabli meftuh. Bir iler kuralımız var. Bu da iler kurallarının birincisi. Yayı ya, Elif'e galib ettik. Sara oldu. Sara oldu. Sara şot. Tamam mı? Peki Arkadaşlar, bunlar kurallar ayrı ayrı. Ama bizim esas burada bir tane neyimiz vardı? İşimizi kolaylaştıracak hap bilgimiz vardı. Neydi onun adı? İşimizi kolaylaştıracak hap bilgimiz neydi bizim? Bir şey kuralı diyorduk. Evet, ona benzetiyorduk. Tek tek kuralları öğrenmek yerine birini birine teslim et diyorduk. Evet, bu kadar uzun sürmemeli. Evet arkadaşlar, bekliyorum. Anne ne kuralıydı? Anne çocuk kuralı. Evet. Mesajlarınız geç mi geliyor bana arkadaşlar? Peki. Biz hareketleri neye benzetmiştik? Hareketleri anneye. Değil mi? Damme, Fetha, Kesra. Peki bunlardan ne doğardı arkadaşlar? Dammeden doğan Val. Fetha'dan doğan elif, kesra'dan doğan ya. Kısacası bu irali mantığı neydi arkadaşlar? İrali mantığı neydi? O harekeden sonra ona uygun olan harfi getir. O harekeden sonra ona uygun olan harekeyi getir. Yani anneden sonra onun çocuğunu hemen annenin önüne getir. Tamam mı? Dolayısıyla fetha harekeli bir kelimeden sonra ona ne gelmesi lazım? Fetanın akabinde. Fetadan sonra ne gelmesi lazım? Elif. Dambeden sonra ne gelmesi lazım? Dambeden sonra ne gelmesi lazım? Kesradan sonra? Ya. Yani bu ilal kurallarını öğreneceğiz biz. Kale aslında gavleydi. Vav harfi let mutarik ma meftuh. Vav'ı elife galbettik, çevirdik, döndürdük. Ne dersen de gale oldu. Bunu öğrenmek ayrı bir şey. Güzel bir bilgidir. Ama biz sıkıştığımız yerde hangisine başvuracağız? Anne çocuğa. Nasıl başvuracağız? Hadi başvuralım. Gavleyi bir de gale yapılışını anne çocuğa göre yapalım. Arkadaşlar. Fethadan sonra gelen ne olması lazımdı? Fethareketen sonra gelen. Eğer Fetadan sonra ille tarifi gelecekse vav mı olur, ya mı olur, elif mi olur arkadaşlar? Bu kadar. Vav'ı elife çevirdik, gale oldu. Hocam hangisini öğrendiniz? İkisini de bil. İkisini de öğren. Tamam. Hem normal eski usul yapılışını böyle ritmik efendim tekerleme gibi hem de anne çocuğa göre ikisini de bil. Tamam talebi anlatırken ikisini de anlatırsın. Sınavlarda hangisi kolayına gidiyorsa onu kullanırsın. İlalin mantığı bu. Nedir arkadaşlar ilalin mantığı tek kelimeyle? Anne ile çocuğu peşi peşine koymak. Tamam mı? Anne sağda, çocuk solda. Doğru mu? Anne ne peki? Hareke. Çocuk ne peki? O harekeyle uyumlu olan harf. Peki. Bu girizgahtan sonra dersimize geçebiliriz. Mutel'in ikinci grubu ecveftir. Orta harfi yani ikinci harfi yani aynel fiil illetturandır. Bunlar elif şeklinde gözükse de orta harfi bunların aslı ya vavdır ya eliftir. Vavdan yağdan dönüşmüştür bunlar. Aslı vavsa ecvefi vavi, aslı ecrefi ecvefi ya'i deriz. Şimdi onunla ilgili bir metnimiz var. El arabiyetu fi hayatinel Yevmiyeti. Günlük hayatımızda Arapça. Hey ya bina. Şehru Ramadane. Evet. Başlığımız ne terkibi arkadaşlar? Başlığımız ne terkibi? Hadi bakalım. Başlığımız ne terkibi? Ramazan ayı. Şehru Ramadane. İzafet terkibi. Peki. Ramada ne dedik? İzafet terkibi ise muzaf muzafin ley. Neden kesre veremedik? Gayrı musarif. Çok güzel. Gayrı neydi arkadaşlar? Kesre özürlü. Kesre alamıyor. Değil mi? Kesre alması gereken yerde feth alıyor. Peki bunun irabını nasıl yaparız? Şehru mudaf. Zef alameti Damme. Ramadane. Mudafunley. Cer alameti. Mudafunleyler da, daima mecrudur. Cer alameti nedir arkadaşlar burada? Ramadane'nin cer alameti nedir? Fetha. Hani her zaman diyoruz ya klasikle moderni at başı yürütmek lazım. Klasikle modernli beraber götürmek lazım. Şimdi sabah işlediğimiz avamil dersinden ne farkı var? Orada gördük mü gayrimusarıfları? Bak metinlerde karşına çıktı. Yani hiçbir klasikte öğrendiğin hiçbir bilginin e, yani karşılığı olmayan bir yer yok. Klasikte öğrendiğin her bilginin metinlerde, sorularda karşılığı var. Evet. Şimdi ne yapıyorduk diyaloglarla da? Kimin arasında geçti ona bakıyoruz. Ali ve Ahmet arasında geçiyor. Esselamu aleyküm. Ve aleykümüsselam. Câe. Geldi. Şehru ramadane, Ramazan ayı geldi. Kullu amin ve entun bi hayrin. Arkadaşlar bu bizim jokerimizdi değil mi? Bunu tek tek çevirmeye evet çalışıyor muyduk? Hayır. Bu çeşitli münasebetlerle söylenen bir kalıp ifadeydi değil mi? Yeni yıl için, eğitim öğretim yılı için. Burada Ramazan için söylemiş. Dolayısıyla hayırlı Ramazanlar diyor yani. Peki. Kullu amin ve entüm bi hayır diye cevap veriyor Ahmet. Se. Bu fiili muzari'nin hastalarından. Ne demek fiili muzari'nin? Fiili muzari'yi fiili muzari'yi yapan özelliklerden bir tanesi de başına se, sebefe gelmesi. Sene suumu, gaden inşallah. Yarın inşallah. Allah dilerse Allah... Fırsat imkan verirse yarın oruç tutacağız. Same ya Nasıl? Kâle'nin aslı kâveydi, same'nin aslı kavemiydi. Same'nin de aslı ne arkadaşlar? Same'nin de aslı ne? Same. Çok güzel. Same ya masları da sav veya sıyan. İkisi de oruç tutmak demek. İki tane masları geliyor bunun. Emri aynen öyle. Sâme sumu sum geliyor emri. Kâle yekûlu kul gibi. Tıpkı. Kâme yekûmu kum gibi. Kâne yekûnu kun gibi. Berna. Çok güzel. Peki. <laughs> Bu diyalogda neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Konumuz ecve fiil olduğu için onun örneklerine dikkat edersek iyi olur. Hel sumte. Bu da mazi çekimi. Tabi burada Same, same, samu, samet, samete, sumne. Cemi müennesten sonra çok bir değişiklik var. Oraya dikkat. Gale, gale, galu. Galet, galete, gulne. Orada bir değişiklik var. Onu mazinin çekiminde göreceğiz. Peki. Hel sumte. Fis senetil maziyeti geçen sene veya mağdiyeti, geçen senede oruç tuttum mu? Naam. Evet. Sumtu. Oruç tuttum. Usbu'an. Bir hafta fakat. Sadece. Sadece bir hafta tuttum. Ve lakin fi hâzihi seneti fakat ama lakin bu senede evet veli evveli merratin. Güzel bir kalıp ifade arkadaşlar. Ne demek? İlk kez. İlk kez. Uridu en meyi mayı istiyorum? Esume oruç tutmayı şehra kamilen. Yani tam bir ay noksansız, eksiksiz inşallah Allah dilerse tam noksansız efendim bütün bir ayı tutmak istiyorum. Ve ente sen peki sen ve ne kezalik uridu en esume kulle şehri eydan. Kul kelimesinden sonra marife gelince Nasıl çeviriyorduk arkadaşlar? Kul daima muzaaf olurdu. Ne diye çeviriyorduk? Kul kelimesinden sonra marife gelirse. Tüm veya bütün olarak çeviriyorduk değil mi? Ne diyor o zaman burada? Ben de aynı şekilde senin gibi bütün ay oruç tutmak istiyorum diyor. Mâze setef'alu fi ramadâne. Ramazan'da ne yapacaksın? Se ezhebu ilel mescidi. Neharan. Gündüzleyin camiye gideceğim. Neharan yerine fin nehari de diyebilirdi arkadaşlar. Mef'ulün fiihlerin böyle bir özelliği var. Ve ekra'ul Kur'ane Kur'anel Kerime. Evet. Sabahleyin camiye gideceğim ve Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Ve ba'del iftari iftardan sonra se ezhebu ilel mescidi camiye gideceğim. Ma'a ümmi ve ebi Evet. Annem ve babamla birlikte camiye gideceğim ve usalli. Usalli ne yapacağım? Namaz kılacağım. Neyi? Salate teravih. Teravih namazını kılacağım. Teravih dinlenme kökünden geliyor arkadaşlar. Tadını çıkara çıkara efendim dinlene dinlene bizim ülkemizde hiç olmadığı tamamen yanlış anlaşıldığının aksine namaz kılmak için namaz kılmak yani teravih. Mada setef'alu ente. Sen ne yapacaksın? Ene se'egra'ul Kur'anel Kerime eydan. Ben de aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Se'ezhebu ilel mescidi. Mesacid. Evet. Burayı nasıl diyeceğiz arkadaşlar? Buranın irabını nasıl vereceğiz? Mesacide muhtelifetin. Hocam buna mesacide dedin. Niye buna tin dedin? Bunun özrü var. Bu kesle alamıyor. Gayrı musallı. Evet. Peki gayrı musarıflar hangi durumlarda kesre alabilir arkadaşlar? İki tane özellik var. O iki özellik olursa o kesre alamama özrü ortadan kalkar. Bunu not olarak alalım. Gayrı musarıflar normalde kesra ve tenvin alamaz. Ama iki durumda iki durumda gayrı musarıflar kesre alabilir. Onlar nedir? Daha önce söylemiştim. Evet arkadaşlar eliflam takılı olursa bir de muzaaf olursa eliflam takılı veya muzaaf olursa o zaman kesra alabilirler. Lütfen bu notu yazalım. Peki çeşitli farklı mescitlere gideceğim. Ne için? Lil istima'i ila. Arkadaşlar bu arada istema'a yestemi'u istima'an ila harfi celil'e kullanıyor. Bir şeyi dinlemek. Tamam Müzik olur, Kur'an-ı Kerim olur fark etmez. İlla harfi celil ile kullanılıyor. kuran Kur'anil Kerim'i. Evet. Ve ne yapmak için arkadaşlar? Usalli. Namaz kılmak için salate tera vihi. Usalliye diyelim. Şu li'yi buraya da verelim yani. Li'en usalliye. Evet. Evet. Ben de farklı camilerde Kur'an-ı Kerim dinlemek ve teravih namazını kılmak için Kur'an-ı Kerim dinlemek ve teravih namazını kılmak için farklı camilere gideceğim. Evet. Bitti mi diyar olmuş? Bitti. Bu kadar arkadaşlar diyar olmuş. Kullu amin ve entüm bi hayr. Yine burada da geldi. Hayırlı namazınlar manasına geliyor. Onu söyledik zaten. Bir Metnimiz daha var arkadaşlar. Yaklaşalım yine. Şöyle. İyi midir? Büyüklük iyi mi arkadaşlar? Evet. Notumuz için teşekkür ediyoruz Ayşenur'a. Gayrı musallatlar iki halde kesre alabilir. El takılı olursa eliflam takılı. Eliflam takılı diyelim. Eliflam takılı. Bir de muzaaff olursa. Peki. Kim arasında geçiyor? Halit ve Ömer. Az önce Ali ve Ahmet arasında geçiyordu. Bu arada Ahmet gayrımusarif arkadaşlar. Burada da Ömer gayrımusarif. Tamam? Yani Halid'ün diyebiliyoruz. Aliyun diyebiliyoruz. Ama Ahmedun, Ömerun diyemiyoruz. Ahmedü, Ömeru. Tamam? Peki hocam gayrımusarifler nereden anlayacağız? O başlı başına bir konu. Tamam? O geri geldiğinde göreceğiz. Ama ben sadece bunlar gayrımusarif demekle iktifa ediyorum. Yetiniyorum. Nimeza Niçin? ta'akharta. Geç kaldın. Niçin geç kaldı? Ta'akhara, yeta'akhuru, ta'akhran. Hangi babdan arkadaşlar? Hangi babdan? Evet, çok teşekkür ederiz Kevser. Bunları anlık mı yazıyorsunuz yoksa böyle dosya mı? Şu anda yeni mi yazıyorsunuz böyle notları? Yoksa daha önceki notların paylaşıyorsunuz? Tefe'ul babından. Peki. Esselamu aleyküm ya Umar'u. Ve aleykümselam ya Halid'u. E hocam az önce dedin ki Halid'un diyebiliriz. Umar'u deriz. Umar'un diyemeyiz. Tamam onu anladık. Ama burada ya Halid'un demediniz. Ya Halid'u dediniz. Arkadaşlar münadalar. Ne demek Münada nida edatından sonra gelen münadalar dam üzeri mebnidir. Eğer müfretse ve tenvin almaz. Ya Aliyu, ya Muhammedu, ya Halidu. Tamam. Münada seslenilen demek. Bunlar tenvin almıyor. Limaze teakharte? Niçin geç kaldın? Teakhartu bi sebebi. Arkadaşlar. Sebebiyle nedeniyle. Bi sebebil metari yağmur nedeniyle geç kaldım. Ve ente sen de tehkarte ile dersi. Evet senin için derse geç kaldın. Evet o geç kalmış o da ona soruyor. Tehkartu bi sebebil mururi. Ne demek murur? Trafik nedeniyle geç kaldım. Heyya bina nedhul. Bu heyya binadan sonra e, sükun okuyoruz daima. Heyya bina nedhul. Fis Haydi sınıfa girelim. Evet. Bu arada bu metni ne için verdi hiç anladım, anlamadım. Yani şunun için dedim. Ecve fiil ile alakalı bir şey var mı burada? Ecve fiil ile alakalı bir şey görebildiniz mi? Arkadaşlar. Neyse. Peki. Devam ediyoruz. araştır tekrarla, ilişkilendir, karşılaştır, anlat, paylaş. Özellikle şu ilişkilendir, karşılaştıra bakın arkadaşlar. Sami ecve fiili Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini araştırınız demiş. Şimdi geldik dil bilgisi konu, konusuna. Zaten biz başta özetimizi yaptığımız için burada elimiz kuvvetli. Bir sebebiyle gelecek birazdan hocam. Şeyde mi? Kalıp ifadelerde mi gelecek? Hmm, tamam ondan dolayı almış olabilir. Güzel. <laughs> el kavaidu. Kaide. El fi'lul ecvefu. Ecvef fiil. Buraları geçiyoruz arkadaşlar. Zaten anlattık. Kale. Kame. Name. Faze. Bunların tamamı ecvefi vavi. Kale yegulu kul. Mazi muzari emri. Kame yegumu kum. Name. Yenamu. Nem. Nem. Evet. Faze yefuzu. Fuz emri. Sara yesiru sir. Ba'a yebi'u bi'a. Bunların tamamı kavemeden gâme olmuş. Seyeleden sel olmuş. Be'a'dan ba'a olmuş. Nevimeden nam olmuş. Bunları ister bizim eski usul şu ortadaki harfleri al şöyle ifade et. Vav veya şurada ya fark etmez. Vav veya ya harf illet mutarik mağabli meftuh vavu veya yayı elif'e galbettik. Kame, sale, baa, name oldu. İster böyle söyle, ister anne çocuk kuralına göre de ki fetha'dan sonra fetha'dan sonra ne gelmeliydi? Fetha annesinden sonra efendim elif çocuğu gelmesi lazımdı. Annenin önüne çocuğunu getir. Getirdik ne oldu? Kame oldu. Tamam? Bunların hepsi aynı şey arkadaşlar. Peki. Burada çok güzel bir benzetme yapmış. İllet harfi adından da anlaşılacağı üzere bir nevi hastalık demek. Mesela e, ee, merittu dediğim zaman ben hastalandım. Efendim aleltu dediğim zaman da ben hastalandım aslında. Tamam mı? Hastalandım. İllet merat. Aynı şey hastalık. Peki. Bu bir nevi Nasıl insanlar illetli olduğu zaman hastalanıyorsa bu harf de bir nevi ona benzetilmiş. Hareke ise harfin üzerinde bir yüktür. Yani hastaya yük yüklenmeyeceği gibi, hasta insana, yaşlıya, kelime başında olmadığı sürece illetli harfede yük yüklenmemesi, yani hareke verilmemesi esastır. Mesela arkadaşlar, vav, wow, hastalıklı harf mi, illetli harf mi, yaşlı bir insan mı? peki neden o zaman vesale dedik arkadaşlar? Vesale dedik. Madem öyle hareke büyükse bu da ille tarifi ise hastaysa bunu, buna yük yüklemeseydik o zaman. Neden vesale dedik? Ha çünkü söyledi bak burada. Kelime başında olmadığı sürece dedi. Demek ki kelime başında olursa sıkıntı yok. Tamam mı? Peki kelime ortasında olursa ne yapıyoruz? Kale. Buna yük yüklemiyoruz. O yükü alıp alıyoruz. Gale oluyor. Tam böyle bir benzetme yapmış. Ecref fiildeki elifin aslının vav mı yoksa ya mı olduğu fiilin muzarisinde görünür. Buraya şunu da ekleyin arkadaşlar. Bazen muzarisinde de belli olmaz. Maslarında ortaya çıkar. Tamam. Peki. Onun kaçıncı babdan geldiğinin vavi mi, ya'i mi olduğunun bir kuralı var mıdır? Kıyasi midir, sema'i midir arkadaşlar? Kıyasi midir, sema'i midir? Hayır, sema'i arkadaşlar. Mesela Nasar'a Yensur'u alime ya'lemu. Niye Nasara yansaru gelmedi diyebilir miyiz? Alime ya'lemu. Dördüncü baptan. Niye aleme ya'lemu gelmedi diyebilir miyiz? Tamamen sözlükten veya hocalardan veya meleke kesbetmekle öğrenilir. Dolayısıyla bunlar da semai değil arkadaşlar. Bunlar da şey pardon kıyasi değil. Semai. işitsel yani. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Güzel. Peki. Şimdi. Birinci kalıptansa asıl harfi val. Bunlar bizim işimizi kolaylaştıracak şeyler. İkinci kalıptansa asıl harfi yadır. Güzel. Bak. Birinci kalıptansa ecbefi vaviymiş. İkinci kalıptansa iyiymiş Kuralı yok ama böyle de kısa yolları var yani. Bilgisayarda kısa yol tuşları gibi. Dördüncü kalıptansa Ejve fiillerde nâme yenâm örneğinde olduğu gibi asıl olan vav harfi muzaride değil ancak mastar formunda ortaya çıkar. Nâme yenâm. Bak işte dedim ya bazen muzarisinde ortaya çıkar bazen mastarında. Şimdi nâme de arkadaşlar ben nereden bileceğim vavimi, mi ya O zaman muzarisine gideceğim. Peki muzarisinden anlayabilir miyiz? Nâme yenâm. Muzarisini anlayabilir miyiz vavi mi ya i mi olduğunu arkadaşlar? Hayır. O zaman nereye gideceğiz? Mastarına. Mastar da ortaya çıkmama ihtimali var mı? Yok. Mastar kesin ortaya paşa paşa çıkacak. Nevummuş bak. Nevum. Neymiş arkadaşlar? Nevum. O zaman ecvefi vaviymiş. Peki geldik şimdi mazi çekimimize. Qala, qala, Kalu, qalet, qalata. İşte burada dana'nın kuyruğu kopuyor arkadaşlar. Burada gulne oluyor. Hocam nasıl gulne oluyor? Hiç merak etme, anlatacağım. Şimdi, galenin aslı neydi arkadaşlar? galenin aslı neydi? Kavele. Şimdi, şöyle bir mantığı zihnimize oturtalım. Eğer ilalli fiillerin, ilal neydi? Bir dönüşüm. Kalp edilmesi. Dönüşümlü fiillerin, sıkışıyorsak, çekimlerinde, ne yapalım biliyor musunuz? Sahih salim gibi çekelim. Çekelim bakalım. Bakalım. Kavele, kavele, kavelu, kavelet, kavelete, kavelne. Gavelte gaveltüme gaveltüm gavelti gaveltüme gaveltünne gaveltü gavelne. Peki. Bu ilasiz çekimi. Peki ilalli dönüşümden sonraki çekimi nasıl? Kale <gâle>, kale gâle, kalu kalet kalete gulne. Gulte gultüme gultüm. Gulti gultüme gultünne gultü gulne. Peki. Şimdi. Kale eden gale oldu arkadaşlar. Neden? Vav harfillet mutadik mağabli meftuh. Vav ve elife galbettik ettik gale oldu. Veya elif annesinden sonra pardon fetah annesinden sonra elif gelmesi lazımdı. Efendim çocuğu annesine teslim ettik gale oldu. Peki galea diyoruz. Gale galea. Evet gale galea diyoruz. Bunun aslı ne o zaman arkadaşlar? Bunun aslı ne? Bunun aslı ne? Kavela, değil mi? Güzel. Galu, bunun aslı da kavelu. Galetin aslı ne? Kavelet. Galeta'nın aslı kaveleta. Dolayısıyla gülnenin aslı ne o zaman? Gülnenin aslı ne o zaman? Tamam, acele etmeyin, anlatacağım. Kavelne. Şimdi Gavel neden gulne nasıl olmuş? Burada bunu anlatmış arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar size. Ben şimdi şurada bir kenarda bunu kendim anlatacağım. Şimdi Gavel ne? Yolculuğumuz ne? Gulne. Gulne'ye gitmemiz lazım. Doğru mu? Peki, İlk yapacağımız iş burada nedir arkadaşlar? Vav harfi illet butarzik, meftuh meftuh vavı elife galbedelim mi? Ne dersiniz? Vavı elife galbedelim mi? Edelim. Ne oldu? Gal ne oldu? Gal ne? Peki. İki tane sakin harf yan yana geldi. Sakin harf deyince ta Arapça Avf kitabının giriş kısmında söylemiştik. Sakin deyince ne aklımıza gelecekti? İki şey. Hiç hareket harfe de sakin diyoruz. Üstünde cezim olan harfede sakin diyoruz. Değil mi? İki sakin harf yan yana geldi. Ki biz buna ne diyoruz? İçtima'us sakineyn veya iltika'us sakineyn diyoruz. İki sakin harfin içtima etmesi, toplanması veya iltika etmesi, karşı karşıya gelmesi. İltika, içtima. A. Birinin kökü cema'a, birinin kökü lakı'ya. Karşılanması, karşı karşıya gelmesi. E peki geldiği zaman Arapça'da bir kaide vardır. Yani kaide. İçtima'yı sakineyn Caiz değildir değil mi? İçtimai'yi sakineyim. Caiz değildir. Mesela bunun fıkıhta da karşılığı var değil mi? Bir insan birden fazla evlenebilir mi? Erkek evet. Ama iki bacıyı üst üste nikah edebilir mi? Hayır. Evet bunun saftaki karşılığı da bu. Fıkıhtaki karşılığı da bu. İki sakin harf efendim ne yapılır? Yan yana gelmez. Bunlardan birini atacağız biz. Peki hangisini atacağız arkadaşlar? Burada da bir mesele var. Hangisini atacağız? Buradaki kaf harfinden sonraki elifi mi? Yoksa gal derken ki lamın üstündeki sükunu Hangisini atacağız? Neden elif atıyoruz? Neden? Şuradaki lamı atsak olmaz mı? Lama atsak olmaz mı? Evet. Cevap var mı? Yok. Arkadaşlar lama atamayız. Çünkü lam sahih yani sağlam bir harftir. Kafı atamayız. Zaten atamayız onu. Sakin değil ama eğer sakin olsaydı atamaz, atamayız. Atılacak harf neyi biliyor musunuz? En zayıf halka illetli halka. Nasıl bu? Şu anda tüm dünyanın mücadele ettiği, Rabbimizin bize bir imtihan olarak, ibret olarak verdiği bu korona virüsünde en zayıf halka kim? Yaşlılar. Evet. Onları atıyorlar değil mi? İşte İtalya'da bilmem kaç yaş üstü insanları ölüme terk ediyorlarmış. En zayıf halka olarak görüyor onu. Onu atıyor. Demek ki sar filmi de acımasız. O da en zayıf halkaya atıyor. Tamam mı? En zayıf olduğu için ona atıyor. Attı peki arkadaşlar. Dönüşümümüz devam ediyor. Ne oldu peki? Ne oldu? Gal ne oldu? Hocam tamam buraya kadar anladım. Vav harf illet mutarik. Ma gablu meftuh. Vav elfe galb ettik. Gal ne oldu? Bir başka de işte. Çocuğu anneye teslim ettik. Gal ne oldu? İçtimai sakineyn lazım geldi bu olmaz. Bunu ortadan kaldırmak için iki ile tarifinden birini hasfedecektik. En zayıf halkayı attık. Galne oldu. Galne. Peki bu galneden gulne nasıl yaptın? İşte cevap şu arkadaşlar. Şimdi bu galne gulne diyeceğiz ya buna. Eğer gulne dersek buna diyoruz ki o ille tarifi o en zayıf hareke var ya attığım en zayıf halka var ya en azından diyoruz onun hatırasını yaşatalım diyoruz. Bu damme bu Vav'ın hatırasını yaşatıyor. Tamam mı? Yani bu dammeyi buraya galne olarak bırakırsak bunun aslını biz bilemeyiz. Aslı bunun Vav mıydı, Yağ mıydı bilemeyiz. Ama buraya bir damme getirirsek en azından bu ölen çocuğunun veya ölen dedesinin hatırasını yaşatır. Aynısını Ba'a yebi'u. Beya'a ne de yaparız arkadaşlar? Bak şimdi. beya ne? Ya harf illet mutalik Ma gabl meftuh. Ya yelfe galbettik. Ba'a ne oldu? Şöyle oldu bak. Ba'a ne? İçtimai sakin ne oldu? Neyden? Eliften, ayından. Ayın atamayız. Bunu attık. Ba'a ne oldu? Ba'a ne? Eğer ba'a ne olarak bırakırsak bunun aslı o hasfettiğimiz, canına kıydığımız bunun aslını bilemeyiz. Dolayısıyla bilebilmemiz için buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bane ne diyeceğiz? Giden harfi yad etmek namına. Bi'ne diyeceğiz. Çok güzel. Tamam mı? Bi'ne. Demek ki bu ne çekimi bu arada? Hünne çekimi değil mi arkadaşlar? Hünne. Cemi müennes gaibe çekimi. Cemî, müennes gaibe çekiminde o zaman dammeli okursak ecvefi ne oluyor? Mesela kulne, kumne, kunne dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Ecvefi vavi oluyor. Giden vava delalet ediyor. Peki bi'ne, sirne dersek ecvefi ya'i oluyor. Oradaki kesra Neye delalet ediyor? Giden yaya delalet ediyor arkadaşlar. Evet. Çekimine bakalım. Kale, <gâle>, kale, gâle, kalu, kalet, galete kulne. Kulte, kultüme, kultüm, kulti, kultüme, kultünne, kultu, kulne. Tamam. Şuradan sonrası arkadaşlar. Fael fiilimiz dammeli. Eğer ecvefi yayı olsaydı. Mesela ba'a, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ne. Buradan sonrası kesir olacaktır. Bi'ate, bi'atuma, bi'atum, bi'ati, bi'atuma, bi'atunne, bi'atu, bi'ne. Bi'atu ne demek? Ben sattım. Bi'ne biz sattık. Kultu ben dedim. Efendim, kulna biz dedik. Kultu leki. Ben sana dedim. Tamam mı? Kultu leki. Ben bir bayana dedim. Zaten gale fiili li harfi ile kullanılır. Kime söyleyeceğini li harfi sonra alır. Peki bu iş bu kadar. Yine dileyen arkadaşlar şu açıklamayı okuyabilirler. Benim söylediğimden farklı bir şey yok ama okuyun pekisin diye. Ejrefi ya iyi yapalım demiş. Sera sera seru serat sereta sirne. Gördünüz mü? Evet burada da kesra. Sirte sirtuma sirtum sirti sirtuma sirtunne sirtu sirna. Bu kuralları ne kadar öğrenirsek öğrenelim arkadaşlar. Çekimi yapmazsak oturmaz. Zaten burada söylemiş. İlle tarifi demiş. Üçüncü çoğu şahıs dişil demiş. Bak arkadaşlar burada şöyle bir eleştirimi belirteyim size. Hani ben her zaman ne diyorum? İlk başta Arapça öğrenirken Türkçe tabirleri ile başlamak lazım diyoruz değil mi? Türkçedeki karşılığını öğrenelim. Mesela özne ne demek? Müktedar demek. Fail demek. Ama belli bir seviyeye gelene kadar bunu da çok abartmamak lazım. Şimdi ikinci kitabın dördüncü ünitesine gelen bir öğrenci için üçüncü çoğu şahıs dişil demek mi daha doğru? Cemi müennes gaibe demek mi daha doğru? Sizce? Cemi müennes gaibe demek daha doğru. Çünkü cemi müennes gaibeden anlamak şunu anlamaktan daha kolay. Peki. Burada İtibaren düşürülmüş diyor. Ne düşürülmüş? İllet tarifi düşürülmüş. İkinci kalıptan olduğuna delalet etmesi için fa'el fiilin hareketi kesle yapılmıştır. Diğer tarafta da aynı açıklama damme için var. Tamam. Peki. Ecve fiilin muzari çekimi. Ecve fiilin muzari çekimi. Burada kalalım. Velhamdülillahi رب العالمين